Ondan sonra bu sürü geçtiği bir numara kartlar verdiler. Şu an 2 numara kartlar verdiler.
Yeah!
Thank you.
Orman Spor'da Yavuz Koç'a yerine Anuskin'in tek atışta isabetli 22-8. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde TRT Spor Yıldız ekranlarında 25. haftanın açılış mücadelesi heyecanı devam ediyor. MK Ankara Gücü İkon Menkul OGM Orman Spor deplasmanında iki Ankara ekibi karşı karşıya geliyor ve şu anda 14 sayılık üstünlüğü var MK'ye Ankara Gücü İkon Menkul'ün OGM Orman Spor karşısında.
Milyan Dilil ile birlikte rakip yer alanı geçiyor. OGM Ormanspor. Göktürk Kural. Gökhan Şirin. Ters tarafta Ian Miller vardı. Ondan Göktürk Ural'a. 5 saniye kaldı Göktürk. İçeri yüklenmek istedi. Dışarı çıkardı Ian Miller. Süre dolarken 3 sayılık atış Ian Miller. Zorlanarak başlamıştı o da mücadeleye. Dışarıdan ilk isabetini buldu Ian Miller. Soner Şentürk. Kian Anderson 3'te 3'le açtı perdeyi. 4'te 4'le devam ediyor dış atışlarda. Kian Anderson. Şu ana kadar ilk çeyrekte Kian Anderson 12. OGM Ormanspor 11 sayı. Bilgehan. Pick and pop çıkışında Gökhan Şirin karşılığı veriyor. Yay gerisinden herkes ısınmaya başladı. Anderson. Şimdi ikili oyun çıkışında Caner Ercan potaya gitti. Saadettin Donat onu savunmaya çalışıyordu. Foul düdüğü geliyor. Saadettin Donat'ın 3. foulü. Çok erken bir şekilde 2 foul alan Eric Buckner yerine oyuna girmişti Saadettin Donat. Ama o da hızlıca 3 foul'e ulaşmış oldu. Uzun rotasyonunda sıkıntıya düşme ihtimali oluştu. Böylece OGM Ormanspor'un Eric Buckner 2 foul'e birlikte bir kez daha oyunda. Oğuz Santos'un da ilk kez ev sahibi ekipte bugün süre alacak Bilgehan Diril yerine. Caner Ercan ilk ziyareti de 2'de 1'di. Bu sefer de 2'de 1 ile ayrılıyor çizgiden. 26-14. Oğuzhan. Ian Miller. Eric Buckler'ı düşündüğü iki sıkıştırma gelince ayakla müdahale. Hücum süresi 14'e tamamlanıyor. Ormanspor için. Eric Buckner. Göktürk. Yeniden Buckner düşündü. Buckner'la pozisyon mücadelesinde olan Caner Ercan'ın yaptığı müdahaleye foul kararı geliyor. Caner Ercan'ın ilk foulü Eric Buckner. Çizgide olacak. İlerleyen yaşına rağmen Ormanspor'un en önemli hücum silahlarından biri Eric Buckner. Maç başında 37 dakika sahada kalıyor. 16.5 sayı, 9.8 rebound, 2.7 asist, 1.8 blok ortalamaları var. Tecrübeli oyuncunun çizgiden 2'de 2 ile ayrıldığı burada. Soner Şentürk. Anderson. Yakın savunma var ona Oğuzhan'dan. Anderson. Caner Ercan. Kendi baktı potaya. Atışı isabetsiz Ian Miller. En yukarıya çıktı çekti reboundu. Şimdi Eric Buckner'a. Eric Buckner. Yardım gelmişti Oğulcan'dan. Sırtı dönük oyuna döndü. Eric Buckner. Fake'le birlikte potaya yaklaştı. Basketi buldu. Foul beklentisi de var ama hakemler onunla aynı görüşte değil. Soner Şentürk. Yaklaşık 9 saniyelik bir fark var. Şut süresi ve maç süresi arasında. Anderson. Burak Selen perdeye geldi. Anderson. Caner Ercan. Şimdi alçak posta Burak Selen'e. 3 saniye, 2 saniye. Sırtı dönük basket Burak Selen'den. 28-18. Oğuz Santos'un kendi geldi. Zor pozisyonda şuta kalktı. Atışta isabeti bulamadı Oğuzhan ve İlk çeyreğin sonuna geliyoruz. İlk çeyrek sonunda MK Ankara Gücü İkon Menkul'ün OGM Ormanspor karşısında 28-18'lik üstünlüğü var. Mücadelenin ikinci çeyreğinde yeniden birlikte olacağız.
İkinci çeyrek başlamak üzere. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde iki Ankara ekibi karşı karşıya geliyor. OGM Orman Spor ve MK Ankara Gücü. İko Meykul ilk çeyreği. Konuk ekip Ankara Gücü 28-18 önde tamamladı Orman Spor karşısında. İkinci çeyrekte ilk hücum Ankara Gücü'nden gelecek. Anosike. Alican Güney. Şimdi alçak posta Hakan Yapar. Erkenden aldığı iki faulle birlikte ilk çeyrekte oyun dışında kalmıştı. İkinci çeyrekte oyunda Hakan Yapar ama Kier Anderson'ı hedeflediği pasta kötü bir noktaya gönderdi topu. Oğuzhan Tosun'la birlikte hücumda Orman Spor. Ian Miller. Miller ayakla müdahale Anosike'den. Yeniden ekranlara geldi pozisyon. Hücumu devam edecek ev sahibi ekibin. Göktürk Kural topu oyuna sokacak. Ian Miller potu altında Soner Şentürk ile eşleşmişti. Foul yapan isim Soner Şentürk. İlk faulü tecrübeli gardın. Göktürk. Kendi yüklenmeye çalıştı Alican. Faulü yapan isim üst üste faul yedikleri. Ankara Gücü savunmasında. Alican Güney'in ikinci, Ankara Gücü'nün de ikinci çeyrekteki ilk 30 saniyedeki ikinci faulü oldu. Ian Miller. Köşeye attı. Kendini atışta isabet yok ama zaten sol ayağını çizgiye basmaktan kaçıramadı. Ian Miller geriye çekilirken. Top kaybı Orman Spor'dan da geldi. İlk hücumda böylece. Soner Şentürk. Anderson. Anosike'nin perdesiyle dışarı çıktı. Şimdi ikili oyun. Anosike yüklendi potaya. Anosike atışı isabetsiz. Kendi reboundunu aldı. Üst üste fekler Buckner'dan kurtulmak için bu da olmadı. Üçüncü şans Anosike. Üç kez denedi. Üçüncüsünde basketi buldu Odi Anosike. Gökhan Şirin. Oğuzhan. Solundan potaya gitti Eric Buckner. Dışarı çıkartıyor Gökhan Şirin. 3 sayılık atışı isabetsiz. Rebound Anosike'de. Rebound alır almaz topu yere vurdu Anosike. Şimdi Anderson 5'e 4 hücum. Dışarıda Hakan Yapar boş. Şutu kullanmadı Hakan Yapar. Anosike. Bir anlık yere düşmüştü ayaklandı. Anderson. Anosike ile ikili oyun kovalıyorlar. Anderson 5. 3 sayılık atış. Bunda isabet yok ama faul düdüğünü alıyor Kian Anderson. Oğuzhan Tosun'un faulü ilk faulü oldu Oğuzhan'ın. Anderson'ı çizgiye gönderecek. 4'te 4 ile alev alev başladı ilk çeyreğe. Yay gerisinden Anderson. ...12 sayı kaydetti. 5 de asisti vardı. Özellikle görüntüdeki Anosike ile birlikte oynadıkları ikili oyunlar şu ana kadar çok etkili oldu. Hem Eric Buckner hem de Orman Spor'un yedek uzunu Saadettin Donat'ı foul problemine sokmuş oldular. İlk atışı isabetli Anderson'ın. %85 ile oynuyor bu sene. Türkiye Basketbol Ligi'nde serbest atış çizgisinden ama İstanbul istatistiği verirken ikinci atışını kaçırdı. 3'te 2, 14 sayı. Kian Anderson 32-18. Ian Miller.
Gökhan Şirin. Erik Buckner'ı düşündü ama indiremedi topu oraya. Göktürk. Göktürk Ural dışarı çıkardı. Ian Miller alır almaz potaya baktı. İsabet yok. Anosike çeldi. Boşta kalan top Gökhan Şirin'den Erik Buckner'a ulaştı. Erik Buckner top elinden fırladı. Oğuzhan'ı buldu. 8 saniye var. Oğuzhan'dan güzel pas. Köşeden topsuz koşu yapan Ian Miller'ı gördü. Ian Miller da potanın içine bırakıyor burada topu. Alican hızlı geldi Ankara Gücü. Hızlı bir karşılık Alican Güney'den. Ian Miller perde sonrası hareketlenmişti. Arkadan ona foul yapan isim Soner Şentürk. İkinci foul oldu Soner'in. Mithatcan oyuna geri dönüyor. İki oyun kuruculu düzenden şu ana kadar çok vazgeçmedi Halil Üner. 10 Spor'da da Mertcan Solkol bugün ilk kez oyunda. Oğuzhan güzel yön değiştirdi. Yukarıdan bırakıyor Oğuzhan. Tosun'un atışı isabetsiz. Kian Anderson. Yine Anosike ile ikili oyun Anderson. Zor bir atışa gitti. Kian Anderson. Şut kaçırmadan oynamaya devam ediyor. 5'te 5 ile 16 oldu. Gökhan. Ian Miller. Terse döndü. Bütün pot altın dolaştı Mertcan. 4 saniyesi var. Mertcan. Fake önünü açmaya çalıştı. Çok zor şut. Panya'nın da yardımı var. İsabeti buluyor. Mertcan sol kol. Anosike. Dışarı döndü. Mithatcan. Alican Güney. Hakan Yapar. Gökhan Şirin arkasında. Baktır da yardıma geldi. Hakan Yapar süre dolarken döndü. Potaya atış isabetsiz. Oğuzhan rebound aldı ve Ian Miller'a teslim etti. Ian Miller. Savunma faulü Alican Güney'e. Üçüncü foulünü alınca Alican kenara geldi. Oğulcan oyunda. Kenardan topu oyuna soktu. Orman Spor, Ian Miller. İkili sıkıştırma geldi. Gökhan'ı buldu. Gökhan Şirin 3 sayılık atış kısa. Baktı rebound'a girmişti. Caner Ercan rebound'u aldı. Son 6 dakika ilk devrede 36-22'lik üstünlüğü var. Mekki Ankara Gücü, İkon Menkul'ün. Anderson, Caner Ercan şimdi köşeye. Mithatcan alır almaz baktı potaya. Mithatcan Özal. Ya gerisinden 7'de 6 ile oynuyor. Konuk ekip Ankara Gücü. Ian Miller. Hakan Yapar şovapa gelmişti. Ian Miller geçti onu. Orta mesafe Ian Miller. Panya'yı kullandı. İsabet yok. Caner Ercan topu çelmişti. Buckner'la rebound mücadelesinde ama oyun alanında tutamadı Hakan Yapar. Orman Spor hücumu devam edecek. Ian Miller ve Gökhan Şirin kenarda. Alper Özcan ve Alperen oyuna giriyor. Diğer tarafta da Burak Selen'i sahaya gönderdi Halil Üner. Hakan Yapa biraz dinlenecek. Göktürk. Göktürk Ural kendi gitti potaya. Atışı isabetsiz ama iki atış için çizgide olacak Göktürk Ural. Olcan Baykan. Foul yapan isim zaten
konuk ekip MK Ankara Gücü'nün faul hakkı da dolmuştu. İki atış için çizgide Göktürk Ural. %83'te oynuyor bu sene. Serbest atış çizgisinden 8.5 sayı, 4.2 rebound, 3 asist. 1 top çalma ortalaması var. 24 dakika süre aldığı ligde. 2'de 1 geldi Göktürk'ten. 39-23. Mithatcan Özalp. Anderson. Terse döndü. Anderson Zorç'ta gitti. Erik Buckler'ın eli üzerinden top çemberde. 2-3 kez sekti ama ilk kez içeriye düşmüyor. Anderson'ın şutunda. Göktürk. Caner Ercan'ı aldı karşısına. Göktürk. Sırtı dönük gitti potaya. Hatalı yürümeye Göktürk Ural, top kaybı Orman Spor'dan. Şu ana kadar iki tarafta çok az top kaybı yaptı. Sadece üçüncü top kaybı bu Orman Spor'un. Ankara Gücü'nün de iki top kaybı var. Mola istedi. Koç Halil Üner. 5 dakikadan az bir süre kaldı artık. İlk devrenin sonuna. MK Ankara Gücü ilk 10 menkulün OGE Orman Spor karşısında 39-23'lük üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin baş antrenörü Mehmet Kabanan ekranlarımıza geldi. Ian Miller'ın İstenen verimlilikte olmaması ve Erik Buckler'ın da erken faul problemine girmesiyle maçtan kopması Orman Spor'un hücum konusunda biraz elini kolunu kilitledi gibi gözüküyor. Diğer tarafta da az önce ekranlara gelen Kian Anderson'ın şu ana kadar oyundan çıkmadan vermiş olduğu 16 sayı 5 asistlik performans. İbre'nin konuk ekiple yine dönmesini sağladı. Mola sonrası pot altından top oyuna sokuldu Anderson. Rakip yaranına geçti. Burak Selen'in perdesi Anderson. Göktürk karşısında. Şimdi Caner Ercan. Buckner'ın üstüne gitti. Geriye çekilerek Caner Ercan atışı isabetsiz. Alperen aldı reboundu. Alper Özcan. Erik Buckner. Göktürk top istemişti, onu göremedi Buckner. Mertcan potaya baktı. 3 sayılık atış isabetsiz. Burak Selen de rebound. Mithatcan. Oğulcan içeri drive etti. Dışarı çıkartıyor. Burak Selen bomboş. 3 sayılık atış kaçtı. Erik Buckner de rebound. Erik Buckner'a ön alanda baskı yapmak isterken foul düdüğünden kaçamıyor. Mithatcan Özal. Mithatcan'ın ikinci faulü, faul hakkı dolmuştu. Ankara Gücü'nün Erik Buckner'ı çizgiye gönderecek bu yapılan faul. İlk atışı isabetli Erik Buckner'ın %73 ile oynuyor o da. Bu sezon faul çizgisinden. İlk ziyareti 2'de 2 idi. Yine 2'de 2 ile ayrıldı Erik Buckner. Önemli bir orta mesafe operatörü. Anosike bir kez daha oyunda Ankara Gücü'nde. Caner Ercan'ı kenara aldı koç Halil Üner. Anderson.
Alper Özcan karşısında. Oğulcan ikili oyun çıkışı. Bomboş Brakselen. Ters turnikeye gitti. Çok şık bir turnike Brakselen'den. Forvet'ten oynanan ikili oyunlara çare üretememeye devam ediyor Orman Spor. Alper Özcan. Orta mesafeye gitti. İsabetsiz. Göktürk gelmişti ribaunda. Onosike. İki hamlede aldı. Onosike. Anderson şimdi. Top elinde canlandı. Alper Özcan. Atladı o topun sahibi oldu. Mertcan'a kazandırdı. Mertcan hızlı gitti. Smaçla bitiriyor Mertcan sol kol. (Gülüyor) 41-27. Mithatcan Özalp. Burak Selen. Alper'in sırtını aldı. Burak Selen. Hatalı yürüme. Tepeden koridoru görünce kendisi oynamak istedi ama hatayı yaptı Burak Selen. 41-27. Alper Özcan. Göktürk Ural. Baktırın perdesi dışa çıkardı. Alper potaya baktı. 3 sayılık atış isabetli. Tecrübeli oy kurucu Alper Özcan'dan. Kian Anderson. Yine şovap var. Göktürk Ural'la Nosike'ye giden pası çok iyi okudu. Hızlı hücumda smaçı vuruyor Göktürk Ural. 7-0'lık seri giriyor. O game Orman Spor cephesinden molayı aldırıyorlar bir kez daha Halil Üner'e. 2.34 var. Devrenin sonuna uzun bir sürenin ardından ilk kez tek hanede indi fark. Mola. Konuk takım MK Ankara Gücü İkon Menkul'den. Önce hızlı hücumda Mertcan'a sımacı, sonra ikili oyun çıkışında Göktürk'ün Alper Özcan'ı bulması. Göktürk'ten bir de savunma hamlesiyle top çalma üstüne gelen hızlı hücum sımacı 7-0'lık seri getirdi ve molayı aldırttı Halil Üner'e. Bakalım mola sonrası nasıl dönecek sahaya. Menki Ankara Gücü İkon Menkul. Şu ana kadar burada bir örneğini izlediğimiz forvet ikili oyunları, özellikle de Anderson ve Anosike'nin oynadığı ikili oyunlara çözüm bulamadı OGM Orman Spor. Anderson pot altından perdelerle çıktığı pozisyonlarda ya boş şutlarda 4-3'lük buldu ya da Anosike'nin getirmiş olduğu ikinci perdede ikili oyunda onu bulup uzunlarına skor ürettirmiş oldu. Mola dönüşünde Alperen Kurnaz'ı kenara aldı. Orman Spor cephesi Yavuz Koç'a oyunda. Soner Şentürk'le rakip yer alanda Ankara Gücü. Hakan Yapar. Şimdi Anosike. Yavuz arkasında. Anosike. Hakan Yapar. Bakların üstüne gitti. Hakan Yapar geriye çekilerek atışı kaçtı. Anosike çeldi. Erik Bakların ellerinde top. Alper Özcan. Göktürk. Alçak posta Bakner. Anosike arka atışında. Dışarı çıkardı Göktürk. Baktı potaya. 3 sayılık atış kaçtı. Bakner orada. Anosike orada. Son dokunan isim topu Anosike. Hücuma devam edecek OGM Orman Spor'un. Bir mola daha var. Bu sefer ev sahibi ekipten geliyor mola. OGM Orman Spor'dan geliyor. Thank you.
molada. Oyuncularına sahada görmek istediklerini anlatıyor. Yine aynı şekilde diğer tarafta Orman Spor'un baş antrenörü Mehmet Kabaran da elinde taktik tahtasıyla birlikte oyuncularına mola sonrası görmek istediği seti anlattı. Özellikle ikinci devrede Alper Özcan ve Göktürk'ün oyuna girmesiyle daha da hareketli bir hücum görüyoruz. Orman Spor cephesinde şimdi Ian Miller da döndü. Bakalım son 1 dakika 47 saniyede biraz daha ritim bulmayı başarabilecek mi Ian Miller? 8'de 3'de 7 sayı kaydedebildi şu ana kadar. Alper Özcan topu oyuna sokuyor pot altından. Ian Miller alır almaz potaya baktı Ian Miller. İkinci üçlü Ian Miller'ın çift taneleri çıkan ilk isim Orman Spor cephesinde. Anderson. Hanosik'e geldi perdeye. Yavuz Koca Şopap'ta. Hakan Yapar. Anderson. Anosik'e veremedi. 4 saniye var. 3 saniye. Anderson. Oğulcan fake önünü açtı. Süre dolmadan topu elinden çıkartamıyor. Oğulcan Baykan. Fake ile birlikte güzel boşaltmıştı önünü Ian Miller'a karşı ama sonrası da burada. Potaya giderken hücum süresi dolmadan topu elinden çıkartamadı. 41-35. Alper Özcan. Erik Buckner. Ian Miller. Anosike de yardıma gitti. Miller geriye çekilerek atış. Hiçbir şeye değmedi. Oğulcan da kaldı. Anosike elini kaldırdı ön tarafta. Odi Anosike topla buluştu. Arkasından gelen Yavuz Koça'dan da kurtuldu ve basketi buluyor. 9 sayıya ulaştı Anosike. Alper Özcan. Bir daha çağırdı baktığını perdeye. Alper dışarıya. Yavuz. Ekstra pas fake'i boşa boşalttı önünü. Orta mesafe isabetsiz. Buckner hücum reboundu. Dışarı döndü. Ian Miller. Soner savunmasında alçak posta Buckner. Anosik arkasında. Dışarıya. Alper Özcan. 3 saniye. 2 saniye. Alper Özcan çok zor şut. Hiçbir şeye değmedi top. Soner Şentürk. Ian Miller onu faulle durdurdu. İlk faulü Ian Miller'ın. Bu çeyrekte sadece ikinci takım faulü OGM Orman Spor'un. Mehmet Kabaran oyuncularına küçük bir sistemde bulundu. Soner Şentürk. 5 saniye var. Soner Şentürk solundan potaya gitti. Anderson'ı buldu. Kian Anderson. Onun atışında da top hiçbir şeye değmedi ve böylece ilk devrenin sonuna geliyoruz. İlk devre sonunda konuk ekip MK Ankara Gücü İKO Menkul'ün OGM Orman Spor deplasmanında 43-35'lik üstünlüğü var. Mücadelenin ikinci devresinde TRT Spor Yıldız ekranlarında yeniden birlikte olacağız.
Yeniden birlikteyiz. TRT Spor Yıldız ekranlarında Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. haftanın açılış mücadelesinde iki Ankara ekibi karşı karşıya geliyorlar. İlk devreyi konuk ekip MK Ankara Gücü İKON Menkul OGM Orman Spor karşısında 43-35 önde kapattı iki takımın. İstatistikleri ekranlarınıza geliyor. Maçın ilk anlarında özellikle Anderson'ın dış şut verimliliği sayesinde çift tanelere çıkartmıştı farkı Ankara Gücü, ama devrenin sonuna doğru Orman Spor'un yakaladığı seri devreye girilirken farkın tek hanelere inmesine neden oldu. İki tarafta istatistik kağıdında öne çıkanlara şöyle bir baktığımız zaman Orman Spor'da iki yabancı oyuncu Miller ve Eric Buckner'ı görüyoruz. Miller 10 sayı 2 reboundla tamamladı ilk devreyi. Çift tanelere çıkan tek isimdi. Eric Buckner'ın da 8 sayı 4 rebound 1 asisti var. Diğer tarafta MK Ankara Gücü İKON Menkul'de yine 2 yabancı şu anda skor açısından yükü üstlenmiş durumda. İlk devrede hiç oyundan çıkmayan Kian Anderson 7'de 5 isabette 16 sayı 5 asist üretmiş durumda. 15 verimlilik puanı var. Görüntüye gelen Anderson'ın 4'te 4 3 sayı isabetiyle Odi Anosike'nin de 9 sayı 10 rebound 1 asistlik performansı var. Sahada kaldığı 15 dakikada özellikle dış atışlarda 8'de 6 ile %75'le çok yüksek bir yüzde tutturdu. Konuk ekip Ankara Gücü, karşı tarafta OGM Orman Spor ise yay gerisinden 14'te 4 ile %29'la oynuyor. 3. çeyrekte ilk hücum ev sahibi Orman Spor'dan gelecek. Alper Özcan, Ian Miller, Eric Buckner, Yavuz Koça ve Göktürk Ural 5'i sahada. Ian Miller'ın atışı isabetsiz, Göktürk hücum reboundunu aldı ve dönerek atışı isabetli. Göktürk Ural'dan ikinci şans basketi Orman Spor'un 3. çeyreğinin açılışı oldu. Ankara Gücü'nün ilk 5'i Anderson, Soner Şentürk, Hakan Yapar, Anosike ve Olcan Baykan'dan oluşuyor. Soner Şentürk ve Anderson anlaşamadılar. Top kaybı geldi. Şimdi hızlı hücumda Alper Özcan'ın 3 sayılık atışı isabetsiz. Göktürk çeldi topu ama elden ele seken top Ankara Güçlü oyuncularda kaldı. Anderson, Hakan Yapar, şimdi Olcan. Alçak posta Hakan Yapar. Göktürk arkasındaydı. Dışarı çıkarttılar. Olcan 3 sayılık atış. İsabetli. İlk devrede kaldığı yerden devam ediyor. Yay gerisinden konuk ekip MK Ankara Gücü İKON Menkul. Alper Özcan, Ian Miller. Perdenin ters tarafında Göktürk'ü buldu. Alper. Bir kez daha Miller. 4 saniye kaldı. Göktürk alır almaz potaya baktı. 3 sayılık atış isabetsiz. Anosike 11. reboundunu çekti. Soner Şentürk. Anderson. Hakan Yapar'ın perdesini kullandı. Anderson, Eric Buckner karşısında. Açılın dedi arkadaşlarına. 4 saniye var. Anderson. Potaya gitti Eric Buckner üzerinden. Atışı isabetsiz. Rebound mücadelesi Hakan Yapar. İkinci şans sayısını buluyor Hakan Yapar. Fark yeniden çift tanelere çıkıyor. Ian Miller. Alper Özcan, Eric Buckner. Yavuz'a indirmedi. Eric Buckner, Anosike elinden aldı topu Eric Buckner'ın. Sonrasında Eric Buckner foul'u yapıyor Anosike'ye. Rakibinin topu ne zaman havaya kaldıracağını çok iyi tahmin etmiş. Odi Anosike temiz bir müdahaleyle elinden alıyor topu. Eric Buckner'ın 3. foul'ünü de yaptırmış oldu Eric Buckner'a. Soner Şentürk. Kian Anderson. Olcan. Hakan Yapar'ın perdesini kullandı. Şimdi Anosike. Karşısında Yavuz var. Anosike. Ters taraftan Alper de yardıma geldi. Anosike. Anderson'a döndü. 4 saniye var. Anderson.
Farkına vardı Süren'in, topa gönderdi potaya ama atışta isabet yok. Rebound Buckner'da. Ian Miller. Göktürk. Eric Buckner. Boş kaldı orta mesafede Eric Buckner. Orta mesafede onu boş bırakmak çok doğru bir tercih değil. Fark yeniden 9'a indi. Anderson. Şimdi tepede Oğulcan. Soner Şentürk. Hakan Yapar'ın perdesini kullandı. Anosike. Buckner'ın üstüne gidiyor. Hakan Yapar'ı düşündü. Biraz uzağına attı Hakan Yapar'ın. Bir saniye kala Hakan Yapar çok uzaklardan gönderdi. İsabet yok. Ian Miller'da rebound. Hücumda zorlanarak başladı. Konuk ekip Ankara Gücü. Ian Miller. Pot altında Yavuz'a. Yavuz Koç'a döndü. Atışı isabetsiz. Rebound Hakan Yapar'da. Anderson ileriye hemen uzun pas. Soner trail olarak gelen Anosike'yi gördü. Anosike iki atış için çembere gidecek. Ama belki de daha önemli haber. Eric Buckner'ın dördüncü faulü. İlk çeyrekte yine hızlıca iki faul yapmıştı Eric Buckner. İkinci devrenin açılışında da üçüncü çeyrekte 3,5 dakikada iki faul yaparak kenara geldi. Hakan Yapar çizgide. Orman Spor cephesine teknik foul çıktı. Teknik foulden doğan atış için. Ankara Gücü'nün kaptanı serbest atış çizgisine geldi ve tek atışta isabeti buldu. Şimdi Anosike. Buckner'ın yaptığı faulden doğan iki atış için çizgiye geliyor. İlk atışını kaçırdı Anosike. İkinci atışında isabeti bulması halinde double double yapacak. Anosike 10 sayı 12 rebound. Double double. 50-39'a geldi skor. Alper Özcan'la hücumda Orman Spor. Saadettin Donat. Ian Miller. Anosike yardıma geldi. Ian Miller top elinde canlandı ama hala onun kontrolünde. Ters tarafta Göktürk'ü buldu. Hatalı yürüme, top kaybı. Orman Spor'dan. Ian Miller'ın az önceki pozisyonu. Düdüğü getirmişti. Sonrasında bir de teknik foul geldi. Ian Miller'a. Orman Spor baş antrenörü Mehmet Kabaran'ın da mücadelenin başhekimi Uğur Özen'e itirazları devam ediyor. Az önceki pozisyonlar hakkında Hakan Yapar. Yine teknik foul için çizgideydi bu sefer. Tek atışı kaçırıyor. Şu anda 3 sayı çizgisinin gerisinden daha yüzdeli oynuyor. MK Ankara Gücü serbest atışları kıyasla 11'de 7 isabet buldular. 3 sayılık denemelerde serbest atışta ise 12'de 7'ler. Pot altında Orman Spor hücumu devam edecek. Miller'a çalınan teknik faulün ardından Ian Miller. İki sıkıştırma var. Anosike faulü yapıyor. Anosike'nin ilk faulü, Ankara Gücü'nün de bu çeyrekteki ilk faulü oldu. Bir de teknik faul var. Üst üste teknik fauller gelmeye devam ediyor. Thank you.
Ormanspor'un baş antrenörü Mehmet Kabaran'a çıktı ise ikinci teknik foul'ü olma ihtimali yüksek Mehmet Kabaran'ın. Anderson şimdi teknik foul'den Doğan tek atış için çizgide isabeti çevirdi. Üst üste gelen teknik foul'lar Ormanspor cephesinde oyun ritmini bozmuş durumda. Şimdi topu kenardan oyuna soktu Alper Özcan. Ian Miller. Miller pota altında Yavuz'a. Yavuz'un atışı isabetsiz. Güzel bir topsuz koşuydu ama isabeti bulamadı. O game Ormanspor. Kian Anderson. Hakan Yapar. Şık bir pas. Anosike. Saadettin arkasında. Yüzünü döndü potaya Anosike. 5 saniye var. Odi Anosike top elinde canlandı. Ian Miller'da kaldı top kaybı Anosike'den. Ian Miller 5'e 4 hücum. Alper Özcan kullanmadı şutu. Alper Özcan potaya gitti. Yukarıdan bıraktı Alper Özcan. 51-41. Soner Şentürk. Hakan Yapar. Kendi yüklendi. Hakan Yapar omzu koydu. Hakan Yapar. O da foul problemiyle birlikte maça tam girememiş isimlerden biriydi. Çift taneleri buldu. Ian Miller karşılık vermek istiyor. Biraz sert bıraktı topu. Panya'da atış isabetsiz. Anosike'de rebound. Anderson. Soner Şentürk'e bıraktı. Şimdi pot altında bomboş Anderson. Dışarı çıkardı. Oğulcan. 3 sayılık atış isabetli. Oğulcan Baykan fark yeniden 15'e yükseliyor. Ankara gücüyle yine 56-41. Molayı istedi koç Mehmet Kabaran. Hücumda zorlanarak başladığından bahsetmiştik MK Ankara gücünün. 3. çeyrek başında ama Ormanspor cephesine üst üste gelen teknik foller, bench'e, koça, Ian Miller'ın aldığı teknik foller oyun ritmini tamamen bozdu ev sahibi ekibin ve momentum konuk ekip Ankara gücüne geçmiş oldu. Bunu da şu ana kadar iyi değerlendirdi Ankara gücü ve farkı yeniden 15 sayıya yaklaştırdılar, 15 sayı getirdiler. Dışarıdan da yüzdeli oynamaya devam ediyorlar. 12'de 8. %67 ile 3 sayılık atışlarda şu ana kadar isabet buldu. MK Ankara gücü İkon Menkul. Diğer tarafta o Game Orman Spor ise 17'de 4. Yayın gerisinden. Şu ana kadar oluşan farkın önemli sebeplerinden biri olduğu 3 sayılık atışlardaki yüzde farkı. Mola sonrasında yeniden sahadayız. Gökhan Şirin'i oyuna sürdü. Ormanspor cephesi Oğuzhan Torun'la birlikte. Göktürk Kural topu pota altından oyuna sokuyor. Oğuzhan. Kendi geçti rakip yarı alana. Topun olmadığı bölgede bir foul düdüğü. Ian Miller orada. Perdelerden çıkmaya çalışıyordu Soner Şentürk'e. Çıktı foul. Üçüncü foul oldu Soner Şentürk'ün. Pota altındaki mücadele. Gökhan Şirin ve Saadettin'in perdelerini kullanıp dışarı çıkmak istiyordu Ian Miller ama
Soner onu faulle durdurdu. William Miller ilk anda ona aktaramadı Oğuzhan. Miller geriye doğru hareketlenirken topu ona gönderince basit bir top kaybı geliyor. OGM Orman Spor cephesinden. Göktürk Ural kenarda, Alperen Kurnaz oyuna dönüyor Orman Spor cephesinde. Anderson topu oyuna soktu. Soner Şentürk. Son 5 dakikanın içindeyiz artık 3. çeyrekte. Anosike. Anderson. Tepede Anosike. Hakan Yapar istedi, indiremedi ona. Oğulcan şimdi Hakan Yapar'ı indirdi. Saadettin'in ikinci yardımı çok etkileyici bir pasla kurtulmak istedi o yardımdan Hakan Yapar ama top oyun dışına çıktı. Hakan Yapar'ın pasında Soner Şentürk Tersun 2'yi bitirmişti. Çok güzel bir sayı olacaktı fakat top kaybıyla ayrılıyor hücumdan Ankara Gücü. Ian Miller. Saadettin'in perdesi. Gökhan Şirin. Oğuzhan. Hakan Yapar karşısında. 4 saniye var. Dışarı çıkardı. Gökhan Şirin. 3 sayılık atış isabetli. Gökhan Şirin. İkinci üçlüğünü buldu uzun forvet. 12'ye indirdi farkı. Anderson. Yine alçak posta Hakan Yapar. Gökhan arkasında. Anosike. Soner. Ekstra pas köşeye. Oğulcan. İki kişi kapattı önünü. Anderson'a döndü. 4 saniye kala. Anderson karşılığı veriyor. 5'te 5 oldu. Dışarıdan Kian Anderson. Hemen düzeltiyorum. 6'da 5. Devre sonunda kaçırmıştı. 20 sayı, 6 asist Amerikalı oyun kurucudan. Oğuzhan, o da baktı potaya, isabetsiz. Oğulcan, rebound mücadelesinde faul. Oğulcan Baykan'a. Alperen Kurnaz'ın faulü. Bu faulle birlikte faul hakkı doldu. Orman Spor'un bu periyotta son 3 dakika. Soner Şentürk. Rakip yer alanı getirdi topu. Hakan Yapar. Bir kez daha Soner. Hakan Yapar'ı perdeye çağırdı. Orta mesafe bomboş. Soner Şentürk. Forvet ikili oyunlarıyla rakibi işlemeye, skor üretmeye devam ediyor M2 Ankara Gücü. Ian Miller. Yine ikili sıkıştırma geldi perde sonrası şovapta. Oğuzhan. 4'e 3 hücum pot altına. Saadettin. İlk anda sıkışmıştı. Top çemberin üstündeyken temas geliyor. Arkadan gelen Anosike'den. Fileye de teması var. Basket olmasaydı da zaten basket olarak sayılacaktı pozisyon. Saadettin Donat böylece pot altından basketi çıkartmış oldu. 61-46. Anosike. Soner Şentürk yine boş kaldı. Baktı potaya Soner Şentürk. Üst üste 5 sayı. Önce orta mesafe, sonra dışarıdan 3 sayılık atış. Üçlük partisine o da katıldı. Alperen alçak posta topla buluşmuştu. Hatalı yürüme geliyor Alperen Kurnaz'dan. Yeniden ekranlara geldi pozisyon. Soner Şentürk. Alperen onu yakın savunuyor. Soner Şentürk. Top bir an elinde canlandı. Hakan Yapar. Gökhan Şirin karşısında. Hakan Yapar birebir oynayacak. Hakan Yapar. Zor da olsa hakimiyeti sağladı. Döndü potaya. Atış sabitsiz. Anosike. Hücum ribandını zorladı ve çekti. Şimdi arkasında Saadettin Donat var. Anosike ters taraftan döndü ve faulü aldı. Saadettin karşısında. Saadettin'i de dördüncü faulüne zorlamış oldu. Buckner'ın ardından ikinci uzun oluyor. Ormanspor'un dördüncü faulü Saadettin Donat.
Anosike çizgide. İlk atışı isabetli. %63 ile oynuyor. Bu sezon şu ana kadar TBL'de serbest atış çizgisinden burada 2'de 2, 5'te 4 oldu. Buradaki 2'de 2 performansıyla birlikte Anosike onun serbest atışları farkı 20'ye getirdi. 66-46 son 1,5 dakika. 3. çeyreğin bitimine Mehmet Kabaran oyuncularını bir kez daha yanına çağırdı. 3. çeyrek öncesinde daha fazla savaşan bir Orman Spor görmek istiyor. Takımın baş antrenörü. Diğer tarafta da Koç Halil Üner şu anda Soner Şentürk'le birlikte mola sonrasındaki dönüşteki oyunu tartışıyorlar. Takımından gördüklerinden çok memnundur şu ana kadar. Kian Anderson'dan 20 sayı 6 asist geldi. Hala oyundan çıkmadan oynamaya devam ediyor Anderson. Anosike 12 sayı 15 rebound. Double double yaptı. Hakan Yapar 10 sayıya ulaştı. Sıkıntı yaşadığı mücadelede ve onun sahada kaldığı 20 dakikada rakibine şu ana kadar 28 sayı fark atmayı başardı. MK Ankara Gücü İkon Menkul. Mola sonrası hücumda Orman Spor. Alperen. Gökhan ekstra pas köşeye. Oğuzhan. Dışarıda arkadaşları top istemişti. Orta mesafeye gitti. Çemberde bir iki kez seken top. İçeriye düşüyor Oğuzhan Tosun. Soner Şentürk. Alperen yine yakın savunuyor onu. Anderson. Terse döndü. Gökhan'la ters eşleşmesi var. 5 saniye. Şimdi Hakan Yapar'a. Yardım geldi Saadettin'den. Hakan Yapar. Dışarı çıkardı. Soner Şentürk süre dolarken potayı görmeye çalıştı ama blok geldi. Alperen rakip yarı sahaya hızlı geçiyordu. Onu faule durduran isim Oğulcan. Göktürk terse döndü. Alperen 3 sayıda katış. Alperen Kurnaz moladan 5-0'da dönüyor Orman Spor. Son çeyrek öncesinde böyle küçük bir kıvılcıma ihtiyaçları vardı. Alperen'den dış şut isabeti geldi. Oğulcan 6,5 saniye yakın bir fark var. Şut süresi maç süresi arasında. Hakan Yapar'ı Panyalı atışı isabetsiz. Alperen çekti reboundu. Son hücumu kullanacak Orman Spor. Oğuzhan. Hakan Yapar karşısında tepeye döndü. Gökhan Şirin bir üçlükte ondan. İsabet yok. Anosike çeldi topu. Soner Şentürk'te kaldı. Hızlı geçmek istedi Soner Şentürk rakip yaralanı ama hücum oyun süresi doluyor ve böylece 3. çeyreğin sonuna geliyoruz. 3. çeyrek sonunda MK Ankara Gücü İkon Menkul'ün OGM Orman Spor karşısında 66 ile birlik üstünlüğü var. Son çeyrekte yeniden birlikte olacağız.
Son çeyrek için yeniden birlikteyiz TRT Spor Yıldız ekranlarında. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde iki Ankara ekibi karşı karşıya geliyor. 66-51. MK Ankara gücü üstünlüğü var. Son çeyrek öncesinde Ankara gücü hücumuyla başlayacak son çeyrekte. Kian Anderson'la birlikte rakip yer alanına geçiyorlar. Anderson, Soner Şentürk, Hakan Yapar, Anosike ve Oğulcan Beşi. Sağda Ankara gücünde Hakan Yapar kendi zorladı. İstediğini yapamadı. Top kaybı geliyor. Şimdi hızlı geliyor Orman Spor. Oğuzhan'dan orta mesafedeki Göktürk'e. Göktürk'ün atışı isabetsiz oldu. Oğuzhan Tosun, Gökhan Şirin, Alperen Kurnaz, Erik Baktır ve Göktürk Kural Beşi de Orman Spor'da sağda son çeyreğe başladı. Anosike. Soner Şentürk şimdi Anosike'ye. 4 foul'de Erik Baktır. Onu yakın savunuyor. Anosike atışı isabetsiz. Bir rebound daha çekti. Anosike hatalı yürüme geliyor. Caner Ercan. İlk kez oyunda ikinci devrede. Göktürk şimdi Baktır'a indirdi. Erik Baktır iki sıkıştırma var dışarı. Göktürk ekstra pas. Oğuzhan boş. Solfevet'in üçlülük atış kaçtı. Gökhan çelmişti. Boşta kalan top Oğuzhan'da. Bir şans daha var. Gökhan Şirin alır almaz potaya baktı. Kısa düştü atışı. O da farkındaydı ama rebound Hakan Yapar'da. Mithat Can. Mithat Can Özal. Bir teknik foul daha geliyor. Orman Spor cephesine. Alperen buradaki pozisyonda yerde kalmıştı. Foul itirazları vardı Alperen'in. Bu itirazlar teknik foul olarak değerlendirildi. Mücadelenin hakemi tarafından. Anderson topu kenardan oyuna soktu. Baran Avşar bugün ilk kez oyunda. Onu faulle durduruyor. Oğuzhan Tosun. İkinci faulü oldu. Az önce Anderson serbest atışı kaçırmıştı teknik faulden doğan. Hücum şimdi devam edecek. Baran Avşar. Anderson. Oğuzhan'dan bir foul daha. Üst üste iki foul. Oğuzhan Tosun'dan. Orman Spor'unda Oğuzhan'ın da üçüncü foulü oldu. Kenara geliyor foullerden sonra. Anderson'ın yerde kaldığı yer şu anda kurulanıyor. Son 8 dakika 26 saniye fark. 15 sayı hala 66-51. Bu iki takım arasındaki ilk devrede oynanan maçı 102-95 kazanmıştı. O game Orman Spor. Ankara gücünün burada kazanması halinde aradaki fark da önemli olacak. İkili averaj için Anderson. Buckner üzerinden birebir oynama çalıştı Buckner. Bloğu yaptı üçlük atışta. Sonrası da Göktürk rakip yer alanına geçerken onu Mithat Can foul ile durduruyor. Üçüncü foulü.
Gökhan Şirin'in. Alper Özcan. Dışarı çıkardı şimdi. Alperen Kurnaz. Sol forvet, sol köşe dönüş sayı katış kaçtı. Buckner Caner'le rebound mücadelesindeydi. Son müdahale ondan. Kendisine foul yapıldı. Görüşünde Erik Buckner. Fakat hakemler online görüşte değil. Keen Anderson. Hakan yapar. Anderson. Caner Erce de görmek istedi ama Gökhan Şirin topa ayakla müdahale ediyor. Hücum süresi 14 saniye yükseltildi. Caner Ercan. Mithatcan. Koridoru gördü. Şimdi pot altındaki Baran Avşar'a 5 saniye var. Baran Avşar 3 sayılık atış kaçtı. Alperen'de kaldı rebound. Alper Özcan. Göktürk ekstra pas. Alperen kullanmadı şutu. Foul'e durduruyor onu Baran Avşar. Baran'ın ikinci ilk foul oldu. Bu çeyrekteki ikinci foul'ü. Ankara Gücü'nün şu ana kadar 2,5 dakika geride kaldı son çeyrekte ama henüz iki takımdan da herhangi bir basket izleyemedik. Alper Özcan terse döndü Alperen. Şimdi pot altına Buckner. Arkasında Caner var. Buckner yüklendi. Atışını kaçırdı. Baran Avşar rebound alıp hızlı geliyordu. Alper Özcan onu foul'e durduruyor. Çok erkenden böylece foul hakkı dolmuş oldu. Ormanspor'un son çeyrekte maç sonunda 7-13 kala. Çok erken doldu foul hakkı. Ormanspor cephesinin baklarını az önce kaçırdığı atışa itirazları devam ediyor. Oyun durduruldu. Caner Ercan'a ve Alperen Kurnaz'a karşılıklı foul çıktı. Pota altındaki itiş kakış sırasında maçın başhekimi Uğur Özen'den. Şimdi yeniden top oyuna sokuldu. Caner. Topa müdahale. Hücum devam edecek. 5 saniyesi kaldı. MK Ankara Gücü'nün. Alperen ve Buckner orada savunmadaydı. Alperen'den topa temiz bir müdahale gelmiş. Anderson, Caner Ercan zor bir atış dönerek isabetsiz. Alper Özcan'da kaldı top. Hızlı çıktı rakip yer alan Alper Özcan. Yanındaki Alperen Kurnaz'ı buldu ve son çeyrekteki ilk basketi izliyoruz. 3 dakikanın ardından Alperen Kurnaz 9 sayı ulaştı. Anderson. Göktürk'te kaldı şimdi. 7 saniyesi var. Anderson girdi içeri. Anderson atış isabetsiz. Buckner çekti rebound'u. Alper Özcan. Tepede Gökhan. Alperen, alçak posta Buckner. Caner arkasında aldı foul'ü Erik Buckner. Caner Ercan'ın 3. foul'ü Ankara Gücü'nün de. Çeyreğin bitimine 6 dakika kala böylece foul hakkı dolmuş oldu. İlk çeyrekte yine iki takım da foul haklarını erkenden doldurmuşlardı. Maç sonunda da son çeyrekte de maçın bitimine 6 dakika kala iki takımı da foul hakkı doluyor. Halil Üner molayı istedi. Konuk ekip Ankara Gücü tarafında 66-53 13 sayılık üstünlüğü var Ankara Gücü'nün. Ormanspor karşısında mola sonrası top Ormanspor'da olacak.
6.9 saniye var. Maçın sonuna. Son çekte şu ana kadar ilk 4 dakikada skor üretemedi. Görüntüdeki Ankara Gücü ekibi ama 3. çeyrekte olduğu gibi yine bol bol faul düdüğüyle birlikte maçın temposu kırılmış durumda. Şu ana kadar bir bilinmezlik içinde ilerliyoruz son çeyrekte. Hangi ekip bu bilinmezliği kendi lehine avantaja çevirecek hep birlikte göreceğiz. İki takım mola sonrası sahaya dönüyorlar. Alper Özcan top oyuna sokacak. Alperen Kurnaz, Erik Wagner, Gökhan Şirin, Göktürk Ural beşi devam ediyor Orman Spor'da. Ankara Gücü'nde de Soner Şentürk, Hakan Yapar, Anosike, Anderson ve Oğulcan Baykan beşi var. Erik Wagner, Alper Özcan dışarı çıkardı. Alperen Kurnaz kritik bir üçlük atış, kaçtı ama Erik Wagner hücum reboundunda takip smaçı geliyor Erik Wagner'dan. Bomboş kalmış oldu reboundda. Smaçı vuruyor Erik Wagner. 12. sayısı. 12 sayı 8 rebound oldu. Foul problemleri onu sahada kalma süresini bayağı bir etkiledi Orman Spor için ve Orman Spor hücumunu da dolaylı yoldan etkilemiş oldu. Şimdi Anosike. Soner geldi yardımına. Yukarıdan bıraktı isabetsiz. Baktır aldı reboundu. Döndü ve driplikte rakip yer alanına geçti. Alperen. Alper Özcan. Baktır'ın perdesi. Alper Özcan Anosike'den de kurtuldu. Tepede Gökhan Şirin boş. 3 sayılık atış. Hiçbir şeye değmedi top. 7. denemesi. Sadece 2 isabet buldu şu ana kadar. Yay gerisinden Gökhan Şirin. Anderson bastı frene. Hakan Yapar. Alperen sırtında. Yüksek posta Hakan Yapar. 5 saniye var. Elinden fırladı top Hakan Yapar'ın. Foul beklentisi var Hakan Yapar'ın ama hakemler online görüşte değil. Top kaybı geliyor Hakan Yapar'dan. Böylece ilk 5 dakikada son çeyrekte sayı bulamamış konumda olacak. M2 Ankara Gücü ilk 10 menkul. Gökhan Şirin kenara geliyor. Orman Spor'da Ian Miller. Son 5 dakika için yeniden sahada. Alper Özcan. Miller'a veremedi topu. Wagner. Şimdi topsuz Ian Miller'ı topla buluşturdu. Miller'dan güzel servis Göktürk Ural. Pot altında isabeti bulamadı ama İki serbest atış için çizgiye gidecek. Hakan Yapar'a çıktı foul. Üçüncü foul Hakan Yapar'ın. Şimdi ayaklandı Göktürk Ural. Halil Üner. Alican Güney'i oyuna sürdü. O da yine hızlı bir şekilde 3 faule ulaştıktan sonra çok fazla süre alamamıştı 2. devrede. Son 5 dakikada oyunda Oğulcan yerine. Göktürk Ural şimdi 2 atış için çizgide. İkide iki geldi Göktürk Ural'dan. Fark yeniden uzun bir sürenin ardından tek haneleri iniyor 66-57. Anderson. Top bir kez daha onda. Anosike'nin perdesi Anderson. Köşeye Soner Şentürk potaya baktı. Soner Şentürk. 6. dakikanın içindeyiz son çeyrekte ve ilk basketi Ankara Gücü'nün Ian Miller karşı potada çok hızlı bir şekilde karşılığı verdi. Onun da 2. devredeki ilk basketi 13. sayısını buldu Ian Miller.
Şimdi pot altında Anderson'ı düşündü Soner Şentürk. Kötü bir pas. Top kaybı geliyor Ankara Gücü'nden. İşte az önce Soner Şentürk de bu çeyrekte bulduğu ilk basket Ankara Gücü'nün. 17'de 10 oldular. Yay gerisinden %59 da hala çok yüksek bir yüzdeyle oynamaya devam ediyor konuk ekip. Alper Özcan kendi gitti potaya. Panya'yı kullandı Alper Özcan. 7'ye düştü fark. Son 4 dakika. Soner Şentürk. Anderson. Soner. Sona doğru vurdu topu. Dışarı çıkarmak istedi. Zor da olsa Alican kontrol etti. 5 saniye var. Alican Güney hatalı yürüme. Ian Miller çok iyi durdu Alican Güney'in karşısında ve rakibini hatalı yürümeye zorladı. Üst üste ikinci top kaybı Ankara Gücü'nden. Alican Güney kenarda. Olcan Baykan bir kez daha oyuna dönüyor. Alper Özcan rakip yer alana geçiyor. Ian Miller açtı önünü. Ian Miller 5'e indi fark. Üst üste basketler. Orman Spor kısalarından hem Alper Özcan hem de Ian Miller. Hakan Yapar şimdi alçak posta top istedi, onu indiremedi Anderson. Onosike yüzü dönük aldı. Köşeye Soner Şentürk perdeye çağırdı. 5 saniye var. Anosike. Alper Özcan yardıma gitti. 1 saniye. Anosike geriye çekildi. Hiçbir şeye değmedi atış. Ian Miller'da kaldı top. Eric Buckner hızla pot altına gitti Ian Miller. Göremedi onu. Perdeye geldi şimdi Buckner. Miller. Anosike elinden aldı topu. Ian Miller'ın hızlı hücum. İçe bir hücum var. Hakan Yapar. Smaç'la tamamlıyor hızlı hücumu. Çok kritik bir savunma hamlesi. Odi Anosike'den. Ian Miller'ın elinden aldı topu ve sonrasında hızlı hücumda Hakan Yapar ısımacı. Alper Özcan terse döndü. Göktürk Kural bomboş. 3 sayılık atış kaçtı. Eric Buckner hücum reboundu. Bir şans daha geliyor Orman Spor'a. Terse döndü. Alperen yüklendi içeri. Alperen Kurnaz. Anosike üzerinden basketi kaydetti. Bu basket Halil Üner'e molayı aldırıyor. 2-23 var. Maçın sonuna Orman Spor son çeyrekteki eforu ve Azmi ile birlikte maçı 5 sayı bandına kadar getirdi Ankara Gücü karşısında. Son çeyrek skoru 15'e 5 şu anda. Ev sahibi Orman Spor lehine, özellikle Ian Miller'ın kenardan dinlenmiş bir şekilde gelmesiyle üst üste bulduğu sayılar. Eric Buckner'ın foul problemi yaşayan Eric Buckner'ın daha uzun süre sahada kalması biraz daha hem savunmada hem de hücumda ev sahibi ekibi normale döndürdü diyebiliriz. Eric Buckner'da bu arada az önceki hücum reboundıyla double double yaptı. 12 sayı, 10 rebound. Buckner'ın double double'ı. Alperen Kurnaz az önceki basketiyle 11 sayıya ulaştı ve görüntüdeki Ian Miller'ın 15 sayısı var Orman Spor için. Ankara Gücü'nde Keen Anderson uzun süredir sahnede yok. 20 sayı 7 asistle oynuyor Amerikalı oyun kurucu. Hiç oyundan çıkmadı bugün ama bir süredir suskun ve direksiyonu da bırakmış durumda. Bakalım şimdi mola dönüşü nasıl bir hücum istedi oyuncularından koç Halil Üner. Soner Şentürk rakip yalana getirdi topu. Anderson'ı Göktürk yakın savunmaya çalışıyor. Anderson aldı topu. Hakan Yapar'ın perdesi. Ters tarafta Soner. Anosike'yi çağırdı. 6 saniye var. Soner Şentürk Buckner karşısında. Tepede Hakan Yapar. 2 saniye. 1 saniye. Hakan Yapar. 3 sayılık atış. Kısa. Havuza düşen top. Anderson çeldi. Elden ele seken mücadelede Alper Özcan'da. Alperen baktı potaya. Alperen Kurnaz 3 sayılık atış kaçtı. Kritik bir denemeydi.
Tek topa indirebilirdi farkı Orman Spor ama isabeti bulamadı Alperen Kurnaz. Anderson. Anosike'nin perdesini kullandı. Göktürk karşısında hala Anderson. Anderson Göktürk'ten aldı faulü. İlk faulü Göktürk Ural'ın. Sağını kapatmak isteyince Göktürk ayak çabukluğunu kullanıp faulü aldı Anderson. Şimdi çizgide olacak. İlk atışı isabetli. Sezonun ilk devresinde Orman Spor'un 102-95 kazandığı mücadelede de 24 sayı kaydetmişti 7 asiste Anderson. Şu anda da 22 sayıya ulaştı 7 asiste. Farkta yeniden 7 sayı. Belirttiğimiz gibi ikili averaj kritik olacak eğer Ankara Gücü kazanırsa. İki takım arasında bu serbest atışların ardından bu sefer molayı ev sahibi Orman Spor ekibi istedi. Yaklaşık 1,5 dakikalık bir süre kaldı maçın sonuna. Mehmet Kabadan oyuncularını kritik hücum öncesinde yanına topladı. Halil Üner oyuncularından adam değişme savunması görmek istiyor. Savunmada herhangi bir ikili oyuna karşı. Özellikle Anosike. Şu anda tecrübeli koçun uyardığı oyuncular arasında. Moladan artık yavaş yavaş yeniden sahaya dönüyoruz. 73-66. Fark 7 sayı. Rakip yer alana taşıdı topu. Orman Spor 14 saniyeleri olacak. Alper Özcan topu oyuna sokuyor. Eric Buckner. Ian Miller. Köşede Ian Miller. Çok kritik bir üçlük Ian Miller'dan. 4'e indi fark. 18. sayısı Ian Miller'ın 4. üçlüğü oldu. Anderson hızlı gitti potaya. Anderson kaçırdı turnikeyi. Alper Özcan. 5'e 4 hücum şansı var. Anderson geride kalmıştı. Şimdi sete yerleşti. Alper Özcan boş kaldı. Orta mesafe. Panya'yı da kullandı. İsabet yok. Oğulcan aldı reboundu. Anderson geçti rakip yer alana. Kian Anderson. Göktürk geldi arkadan. Foul düdüğü geliyor. Foul pozisyonu yeniden ekranlara geldi. Göktürk Kural'ın ikinci foulü. Anderson çizgide olacak. Az önce 2'de 2 attı. Amerikalı guard. 7'de 5 şu ana kadar. Bugün bu maçta. İlk atışı isabetli. 74-69. İkide iki geliyor Anderson'dan. 53,5 saniye var maç sonuna. Bir kez daha mola istiyor ev sahibi Orman Spor cephesi. Maçın sonunda olabildiğince oyuncularıyla konuşup en ideal hücum setlerini bulma çabasında koç Mehmet Kabaran. Az önceki mola dönüşünde Eric Buckner, Ian Miller ikilisi oyunundan köşede üçlüyü bulmuşlardı.
sonrası da Alper Özcan'la fark yine tek topa indirme şansını buldular ama Alper Özcan'ın Panyalı atışında isabeti bulamadılar. Maçın gidişatı için günün en kritik hücumlarından biri olacak. Kenardan Göktürk topu oyuna sokuyor. Alper çıktı perdelerden aldı topu. Alper Özcan gitti üstüne Oğuzcan'ın. Alper Özcan yukarıdan atışı isabetsiz. Anderson top elinden fırladı. Anderson zor da olsa hakimiyeti sağladı şimdi. Frene basıyor Ankara Gücü. Anosike açılın dedi arkadaşlarına. Anderson süreyi eritiyor. Alper Özcan karşısında 7 saniye kaldı. Anderson sağından gitti potaya. Keegan Anderson 26. sayısı 77-69. Yaklaşık 1 saniyelik bir fark var şut süresi ve maç süresi arasında. Ian Miller Soner topa müdahale etmişti ama yine Miller'da kaldı. Miller Panyalı kaçtı. Buckner tipledi olmadı. Alper'e kadar sekti top. 3 sayılık atış isabetsiz. Üçüncü şansla geliyor Alper Özcan. 10 atışta kaçtı. Anosik'e çeldi topu. Hakan Yapar. Soner Şentürk hızlı hücumda turnikeyi kaçırdı ama önemi yok. MK Ankara Gücü 25. haftanın açılış mücadelesinde Orman Sporu 77-69'da 8 sayıda mağlup ediyor. Hem üst üste 4. galibiyetini alıyor. Son 7 yavaştaki 6. galibiyetini alıyor. Hem de rakibiyle arasındaki ikili avaraj mücadelesinde üstünlüğü lehine çeviriyor. Bu galibiyetle birlikte 10 galibiyet 15 mağlubiyete geliyor Ankara Gücü. Playoff mücadelesine alt sıralardan yaklaşmaya devam ediyorlar. O Game Orman Spor ise son 9 maçtaki 7. mağlubiyetini aldı. 9 galibiyet 16 mağlubiyetle birlikte yollarına devam edecekler Türkiye Basketbol Ligi'nde. Biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben Engin Efe Uçar. Bu mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.